atı aramaya koşardık. Çiftlik başkent bir sitesine gelirdim. Anneanneme yoğurt getirdim köyde. Bu 40 sene içerisinde doldu taştı burası. Kimisi Kars'tan geldi, kimisi Erzurum'dan, kimisi Sivas'tan, kimisi Rumeli'den, kimisi Diyarbakır'dan, kimisi Trabzon'dan. Kimi gelen Kürt, kimi Alevi, kimi Sünni, kimi Şafii, kimi Laz, kimi Arnavut, kimi Boşnak, Arap, kimi derenin öbür tarafı, kimi derenin bu tarafı. Herkes geldi buraya. Bu ülkede Demirel'le rakip olduk. Ecevit'le rakip olduk. Mesut Yılmaz'la rakip olduk. Tansu Çiller'le rakip olduk. Abbasan Türkeş'le rakip olduk. Ama yendi, ama yenildik. Seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan gelene kadar mezhep tartışması oldu mu? Hayır. Olmadı. Peki bu başbakan gelene kadar seçim meydanlarında etnik köken tartışması oldu mu? Hayır. Olmadı. İlk kez siyaset sahnesine mezhep tartışmasını, etnik köken tartışmasını bunlar getirdi. Başbakan böyle olursa vekili de böyle olur. Bana geçen gün diyor ki, sen derenin hangi tarafından geldin diyor. Elinin köyü. Neresinden geldiysem geldim. Sana ne? Sana mı soracağım? Bir kere ben gelmedim, dedem gelmiş. Bakın, değerli arkadaşlar, bunlar yakışık almaz. Doğru şeyler değil. Ancak atların soyuna bakılır. Arap atı mı, İngiliz atı mı diye. İnsanlar da bu işlere bakılmaz. İnsan kendinden sorumludur, kendinden. Ona bakarsan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de suyun ötesindendir. Ne yapacağız şimdi? Derdini anlamıyorsun. Yanına almış iki tane göçmen milletvekilini, bir İstanbul, bir İzmir milletvekilini. Onlar da ne yapsın? Mecburen arkadaşları aynı partiden basın toplantısı yapıyor. Ya onlara gerek yok. Sen gel Muharrem kardeşinin yerine, bir kere özür dile göçmenlerden, ben seni affettiririm, merak etme. Sen gel bir özür dile önce. Bu numaralara gerek yok. Sonra gelmiş İdo'da kendini karşılatıyor. Ne oldu? Bakan mı oldun? Niye karşılama yapıyorlar? 3 senedir seni karşılamıyorlardı. Ne oldu da İdo'da seni karşılama? Belediye başkanı gitmiyor karşılamaya. İl başkanı gitmiyor. Niye sen kendini karşılatıyorsun? Ben 12 senelik milletvekiliyim, beni bir kere karşıladı arkadaşlar, bir kere. Onda da grup başkan vekili olmuştum. Grup başkan vekili muhalefetteki partinin bakanıdır zaten. Yazdattılar. Evet, hayırlı olsun.